Geçen söyleşimizde boyu konuşalım demiştik Levent abi. Boy konusunda evet. Neler söyleyeceksin bize? Gerçi baştan beri biz boydan bahsediyoruz. Evet, boy bilimden, boydan bahsediyoruz. Boydan bahsediyoruz ama boy nedir? Sadece adından ne olduğunu, evet, sadece adından söz ettik. Boyun ne olduğunu evet. Biraz açalım. Şimdi aslında tabii boyu biz, boy kitabı 600 sayfa. Evet. Boyu hemen anlatabilmek çok kolay bir şey değil. Ama biz bazı birçok özelliği var, bazı özelliklerinden söz edebiliriz. Gum ile etnos sözcüğünü kullanıyor. Etnos, antik Yunanca'dan halk anlamına gelen bir terim. Biz bu terim için boy sözcüğünü seçtik, onu kullanıyoruz. Neden boyu tercih ettik? Şimdi öncelikle ondan söz etmemiz lazım. Boy, ortak atadan geldiklerine inanan geleneksel topluluk olarak sözlüklerde tanımlanıyor. Biz bir tarihten de kaynaklanan Dede Korkut'un deyişlerindeki "Dedem Korkut geldi, boy boyladı, soy söyledi" sözünden de hareketle ondan esinlenerek boy sözcüğünü uygun bulduk. Bu olguyu anlatmak için bizim dilimizde. Bu Dede Korkut'un bu sözünde aslında şu da ortaya çıkıyor. Boy soy değildir. Soy başka şeydir. Boy başka bir şeydir. Dolayısıyla boy bilimin ana sözcüğü ve kavramı boydur. Boy bilim boyla ilgilenir. Biz bu sözcükten türetilmiş boysallık, boydaş, boysal gibi birçok terim kullanıyoruz. Birçok kavramı öz Türkçeleştirdik. Tabii bizim dilimizin böyle bir olanağı var. Aslında bizim dilimizde felsefe yapılmaz falan diyen bazı insanlarımız var. Fakat bu dil korkunç üretken bir yapıya sahip, matematiksel bir dildir. Bunu Hollandalı bir profesör Türkçe'ye aşık olmuş. Onun söylediği bir şeydir bu. O nedenle bizim dilimiz gerçekten de bu boy bilimde bizim birçok kavramı Türkçeleştirmemize ve anlaşılmasını sağlamamızı yardımcı oldu. En öz tanımıyla boyu bana sorarsan boy insan topluluğunun özgün davranış kalıplarıyla belirlenen bir varoluş biçimidir. Bu tanım önemli. Evet, tamam. Peki biz bu boyu nasıl anlayacağız? Sözlük anlamını anladık ama karışık. Nedir, ne değildir boy? Bize anlatır mısın? Evet, hep zor sorular soruyorsun sen. Şimdi aslında dediğin gibi anlaşılması için bilimsel tanımlardan çok belki de bir şeyi anlatmaktaki en kolay yollardan bir tanesi ne olmadığını tanımlamak. Onun neyle ilgili olduğunu tanımlamaktadır. Örneğin balık balıktır demek hiçbir şey ifade etmez. Onu suyla, denizle, dereyle, gölle bütünleştirebilirsek onun içinde ne olup olmadığını, ya o çevresel yapısı içinde, doğanın içinde ne olmadığından söz edersek belki daha kolay anlaşılır. Bu nedenle İlk olarak söylememiz gereken şey en büyük herkesin yanılgılarından bir tanesidir bu. Bu da sosyolojiden kaynaklanan bir yanılgıdır. Sosyoloji ve siyasal bilimlerden kaynaklanan bir yanılgıdır. Boy, ırksal bir olgu değildir. Irkla hiçbir alakası yoktur. Bildiğimiz gibi ırk biyolojik bir kavramdır. Gerçi o siyasallaştırıldı, şu oldu, bu oldu. Fakat özü itibariyle biyolojik bir kavramdır. Biyolojide de çeşitli türlerin fiziksel özellikleriyle onları
sınıflandırılmasını sağlayan bir kavramdır. Boy ise bir biyolojik bir kavram değildir. Alakası. Daha önce de söylediğimiz gibi o bir varoluş biçimidir. Bir biçimdir. Dolayısıyla varlıksal varlık dediğimiz bir olgudur. Evet. Birincisi bu. Bu çok önemli. Bunun üstünde zaman zaman durmalıyız. Evet. Yani boy hiçbir biçimde ırk değildir. Aslında toplumlar da aynı biçimde. Onlar da bir varoluş biçimi olduğu için toplum da ırksal bir kavram değil. Dolayısıyla boyların içinde her renkten, her fiziksel özellikten insanlar elde edebiliriz, görürüz. Örneğin sen kıvırcık saçlısın. Kıvırcık saçlılık bir fiziksel özellik. İngiltere'de zenciler var. Biz şimdi İngilizlere zenci ırkı falan diyecek halimiz yok. O da bizi ilgilendirmez ayrıca. Zenci de zaten ben İngiliz'im diyor. Evet. Yani boy, bir boyun boydaşlığı, üyeliği, iradi bir olgudur. İnsanlar kendi iradeleriyle. Ha insanlar doğuşlarında elbette ki anne ve babalarının boyunu benimserler. Hı hı. Ondan kendilerini çekip almaları çok zordur. Evet. Fakat sonuçta zamanla insanlar ben şu boydanım diyebilirler. Bu onların iradi bir tavrıdır. İkinci olarak boyun bir özelliği dile bağlı olmayışıdır. Hı. Değil, boylarda belirleyici bir unsur değildir. Hı. Biz bu yanlış biliyoruz bu, gibi. Bu, evet. Yani burada aynı boydan insanlar aynı dili konuşuyor diye yani. Yani bu sosyolojiden kaynaklı. Evet. Sosyoloji ve siyasal bilimler insan topluluklarını bütünlüğünü tanımlama gayreti içindeyken, örneğin milletlerden söz ederken onları nasıl bütünlüğünü neye dayandırabiliriz diye düşündüklerinde dil birliği diye bir sav ileri sürdüler. Buna birçok bilim insanı, sosyolog da, etnolog da, başka bilim insanları da karşı çıktılar. Son zamanlarda hele hiç ele alınmayan bir şeydir. Ama biz şunu belirlemeliyiz ki bu oyda dil belirleyici bir unsur değil. Boysal yapılar için belirleyici bir unsur değildir. Burada şunu söylemek belki, bir örneklemek gerekirse, örneğin Meksikalılar İspanyolca konuşurlar. Ama İspanyol değillerdir. Tabii, İspanyol demiyor hiçbirisi. Ben Meksikalıyım diyor. Meksikalıyım derler. Dolayısıyla onlar dil boyu belirlemiyor. Boyu belirleyen başka şeyler var. Dolayısıyla bu çok önemli. Bir dil boyu belirlemez. Bir boyun içinde farklı diller konuşulabilir. Birçok dil konuşulabilir. Örneğin Fransızlarda Kertler, Burgundlar, Lombardlar gibi, Franklar gibi 7-8 salt boy var. Hepsinin dilleri birbirinden farklıdır. Ancak onların Fransız oluşunu bu engellemez. Evet. Dilleri farklı olsa da aynı boya sahip olabiliyorlar. Bizim ülkemizde de Kürtçe konuşan insanlarımız var. Lahçalılar var. Değil mi? Birçok dilde farklı diye. Bizde Yunanca konuşan vatandaşlar, insanlarımız var. Onlar kendilerini Türkiye boyunun bir parçası olarak sayarlar, boydaşı sayarlar. Bu yöreye bağlıdırlar. Boyların bir de önemli bir ne olmadığı ile ilgili bir şey de onlar toplumsal gelişime paralel devinmezler. Evet. Toplumsal gelişim bildiğiniz gibi köleci toplum var, değil mi? Evet. Feodal toplum var, sonra kapitalist toplum oluştu, sonra sosyalist toplum söz konusu oldu. Bunlar konuşulan, bilinen şeyler. Ama boylar bu toplumsal aşamalardan etkilenmezler. Boy boydur. Devam ediyor. Tabii, örneğin Fransız. İspanyollar. Evet.
Feodal toplumda da var. Göleci toplumda da İspanyollar vardı. Kapitalist toplumda da İspanyollar var. Bu onların İspanyol oluşunu değiştirmiştir. Toplumsal değişimler, boysal değişimlere yol açmaz. Bunların ikisi birlikte gitmez. Çünkü bunlar farklı olgulara dayanan, doğal olgulara dayanan varoluş biçimleridir. Bir tanesi üretimle ilgilidir, doğrudan doğruya ve ona bağlı. Üretim ilişkileri değil. Tarih, oradan doğan altyapı, üst yapı kurumları dediğimiz Marksizm'den kurumlar söz konusu olur, devlet söz konusu olur, ekonomi söz konusu olur, işleyişi içinde buna benzer ilişkilere dayanır. Borsa borsallıkta bunlar söz konusu değildir. Değildir. Evet. Sürü boy mudur? Şimdi tabii bu çok önemli, karıştırılan bir konuda. Sürü boy değil. Sürü, daha çok sürü halinde yaşadığını bildiğimiz hayvan topluluklarının bir varoluş biçimidir. Daha önce de bundan söz etmiştik zannediyorum. Evet. Dolayısıyla bunun da altını çizmiş olalım. Tamam. Şimdi ne ne olmadığını anladık. Bunu öğrendik de. Bunlar nasıl oluşuyor? Yani bir boy nasıl meydana geliyor? İlk etapta nasıl kendini var ediyor? Evet. Halil'cim hep böyle zorluyorsun işi. Şimdi ne olmadığını bu kadarcık bir anlatımla anlayabildiyse çok iyi. Tamam. Bir kısa ama ileride bundan daha ileriki şeyde söyleşilerimizde söz ederiz. Hepsini birden anlatmamız olası değil. Olası değil. Çorbaya da çok fazla kavram söz konusu ve bunların çoğu yeni kavramlar çünkü boy bilinmeyen bir bilim. Hatta biz kitabımızın başına yasaklı bilim dedik. O nedenle bu biraz zamana yayılacak bir anlatım süreci olacak. Ama bu sorduğun soru çok önemli. Burada öncelikle boylar bir yörede rastlantısal olarak bir araya gelen çeşitli boysal yapıların bileşimiyle oluşuyorlar. Yani boylar eskiden dağılmış boyların kalıntılarından var olmuş ve dağılmış, çözülmüş, çökmüş boyların kalıntılarından, çevrede diğer boysal yapılardan, salt boylardan, amaçtaşlardan, insan topluluklarının bir araya gelmesiyle bir kuluçka dönemi yaşar. Göçle de gelen insanlar. Göçlerle tabii. Göçlerle bölgeye savaşla göre. Dolayısıyla burada şu ortaya çıkıyor. Boylar yöresel olgular. Evet. Bir alanın içinde bir yurt. Evet. Bir yurtları vardır. Biz buna ansaloba diyoruz. Onların var olduğu doğal çevreye biz ansaloba diyoruz. Daha sonra bunun üstünde dururuz. Boylar bu ansalobada aynı zamanda kendilerini bütünleyen, özdeşleşen doğal bir bütünlük de oluşurlar. Buna da boysal öbek diyoruz. Onu da daha sonra yine ele alalım. Böyle kavramlardan da söz etmiş olalım. Şimdi boyların oluşumunda bu bahsettiğimiz aşamanın hemen yanında boysal damıtım dediğimiz bir olguyla bu farklı farklı davranış kalıplarını içeren, bunları yaşayan insanlar bu davranış kalıplarını, kendi boysallıklarının kutsallarını, törelerini, törenlerini birleştirip bundan yeni bir olgu yaratırlar. Yeni bir durum yaratırlar. Bunların tümünden. İşte bu boysal damıtım dediğimiz bir süreçte damıtılır. Bundan yeni bir durum ortaya çıkar diye. Yani yeni boyun eski boysal yapılardan almış olduğu çeşitli davranış kalıpları, çeşitli töreler. Kutsallar davranış gibi, semboller gibi birçok olgu birleşir ve yeni bir yapı meydana. Evet, yeni bir boysal yapının özünü oluşturmaya başlarlar davranış kalıplarıyla. Çünkü boyun bir
özgün davranış kalıplarıyla belirlenen bir biçim olduğundan söz etmiştik. Hı hı. Bu ne kadar zamanda oluşuyor mesela böyle bir şey? Yani bu süreç 3-5 kuşağa kadar sürer, belki de daha fazla sürenleri de var. Bu kuluçka sürecinin devamı, kuşaklar geçtikçe damıtım artar ve netleşme başlar, boyun netleşmesi, belirginleşmesi ortaya çıkar. Boylar eski boyların dağılmasıyla genelde en başta onunla ortaya çıkar. Eski boylar çözülür, dağılır bir yörede. Diğer yöredeki boysal kalıntıların, boysal yapıların katılımlarıyla yeni bir boy oluşuyor. Topluluklar ilk önce boysal olarak varlar. Yani her türlü topluluk en küçüğünden en büyüğüne kadar boysal olarak var olur. Eğer boysallığı bir topluluğun oluşmazsa diyelim ki toplumsal olarak bir amaç çerçevesinde insanlar bir araya geldiler. Fakat boysallıklarını oluşturamadılar. Yani biz diyemiyorlar, ötekini tanımlayamıyorlar. Bu uzun erimli olamaz. Bunun hiç şansı yoktur. Var olmuş. Çöker. Yani o bir esinti gibi gelir geçer. Ama bu topluluklar eğer boşalıklarını oluştururlarsa, bir örnek verirsek, neredeyse 100 yıla yaklaşmış Fenerbahçe Spor Kulübü. Spor yapma amacıyla bir araya gelmişlerdir. Yine Beşiktaş aynı şekilde, Beşiktaşlıları üzmeyelim. Onlar da 100 yıla yaklaştılar. Kurtuluş Savaşı sırasında biliyorsun ve daha önce cephelerde savaştılar, yer aldı bu insanlar, sporcular. Yurtlarını korumak için. Galatasaray'da var, onu da söyleyeyim. Galatasaray'da nüfusun? Yok, değilim ama es geçmeyelim. Evet, onu da es geçmeyelim. Ama örneğin Beşiktaşlı taraftar diyor ki, kolumu kessen kanım diyor, siyah beyazlar. Şimdi bunun mantıksal hiçbir tarafı yok. O bu sembolle, Beşiktaş'ın siyah beyaz renkleriyle boysallığı pekişmiş bir olgudur. Evet. Ve bu nedenle daha önce bilmiyorum söz etmiş miydik, futbol taraftarları birbirlerine girerler birbirlerini. Çünkü öteki onlar için diğer futbol taraftarlarıdır. Onlar birbirlerini ciddi düzeyde yaralayabilirler. Hatta öyle. Bu bize özgü bir şey değil. Bu toplumsal gelişkinlikle de alakalı bir şey değil. Eğitimle de alakalı değil. Değil çünkü İngiltere demokrasinin, efendim sanayinin, şunun bunun en geliştiği bir ülkede biliyorsunuz holiganlar Liverpool'muş, efendim Manchester United'miş birbirine girerler, ortalığı duman ederler. Evet. Dolayısıyla bundan biraz söz etmiş olduğu boylar çeşitli etkenlerle şekillenirler. Bu etkenler çok farklıdır. Örneğin Moğollar akraba ilişkileri çerçevesinde şekillenmiş boysal yapıdır. Ama diğer taraftan bakalım İsviçreliler ülkelerini istila eden istilacılara karşı, Avusturyalı feodallere karşı ciddi bir savaş verdiler. Bu savaşın sonucunda boysallıkları pekişti. Dolayısıyla savaşlar gibi başka birçok etken boyların şekillenmesinde rol oynuyor. Evet. Bu bölgeyi, yöreyi etkisini altına alan bir tutkusal etki söz konusu olursa, daha önce tutkusal etkiden söz etmiştik, boyların enerjisi, boyları tetikleyen olgu tutkusal etkidir. Dolayısıyla buna paralel boylar çökerler, dağılırlar ve yeni boylar oluşurlar. Şundan da söz etmiş olalım. Anladık ki. Bayağı yorulmuşsun. Seni biraz yorulmuşsun. Bunu özetlemek çok kolay değil. İş değil öyle. Anladık ki Bulgarlar, İskoçlar, İtalyanlar, Fransızlar, bunların hepsi ayrı ayrı boylar. Evet, boylar. Bu boylar tarihte yer alıyorlar. Evet. Ama ne kadar süreyle
var oluyorlar bu boylar? Bunların bunun süreci nedir? Yani ömürleri ne kadardır? Evet, biraz da öyle değil. Evet. Şimdi boyların yaşamlarını, oluşum süreçlerini, bizim boysal oluşumun içinde, ki boysal oluşum etnomenez diye Gumilev söylüyor, onun içinde boysal ömür diye bir kavramımız var, boyun ömrü. Gumilev 40'a yakın tarihte yer almış boyu inceliyor, çeşitli dönemlere ilişkin boyları inceleyerek onların ömürleriyle ilgili bir etnogenez eğrisi diye bir, evet, bir eğri saptıyor. Bu eğri oldukça özenli yapılmış bir eğri. Boysal ömüre etkileri neler olduğunu, yani boysal oluşum eğrisi, boysal ömrün özelliklerini de içeren çok önemli bir veri kazandırıyor Gumle. Burada çeşitli aşamalar var boyun oluşumunda. Bu aşamalardan, bu 8 tane aşama var. Kısaca adlarından bahsedeyim. Birincisi kuluçka aşaması. Kuluçka aşaması bir çekirdek çevresinde, baskın bir boysal yapı çevresinde diğer boysal unsurların, yapıların bileşimiyle kuluçka evresi oluşmaya başlar. Kuluçka evresinden sonra demin anlattığımız gibi boysal dağıtımın sonucunda bir boysal netlik ortaya çıkar. Boy törelerini, kutsallarını artık belirlemiştir ve bunlar yeni bileşimlerdir, yeni bir olgudur. Eski boy değil, adı aynı olsa bile aynı adı alabilir. Ama adlar aldatıcıdır. Önemli olan boyun o aşamadaki yapılanmasıdır. Bundan sonra yükseliş aşaması söz konusu demiştik. Daha sonra bu boy, bu 150 yıl kadar süren bir süreç boysal yapılarda ortalama bir değer olarak. Ondan sonra ise akmatik safra dediğimiz, aslında mekanikçilerin daha iyi bildiği, eğri çünkü öyle bir şey gösteriyor. Metallerin çekme deneyinde akma eğrisine benzer bir şekilde orada dalgalı bir form alıyor eğri. Buna akmatik aşama diyoruz. Akmatik aşama ve yaklaşık 200 yıl sürüyor. Bundan sonra kırılma aşaması dediğimiz eğrinin aşağıya doğru döndüğü aşamadır. Kırılma aşaması da 200-300 yıl kadar sürebilir. O boyun, o çevrenin özelliklerine bağlı olarak. Daha sonra boylar çöküş aşamasına, yaşlılık dönemine girerler. Gittikçe zayıflıyor artık. Ve boylar bu yaşlılık döneminde daha kırılgan hale gelirler. Dolayısıyla tutkusal basınç düşmeye başlar. Böyle bir dönem geçirler. Bu da 200-300 yıl kadar süren bir süreçtir. Bunun ardından durağanlık dediğimiz bir aşama başlar. Bu aşamada boy durağanlaşır ve ondan sonra da dönüşüm aşaması dediğimiz dağılmayla başka boysal yapılara dönüşen bir süreç yaşar. Bu böyle olmazsa, yani parçalanmazsa, küçülür, bizim kalık boy aşaması dediğimiz bir aşamaya gelir. Buna Gumilev relikt diyor, bu Latince kökenli bir relikt, kalık demek aslında öz Türkçesiyle, bir aşamaya gelir. En son bir parça kalıyor yani. O evet, o da 200-300 yılda öyle kendini sürdürür, kaybolmaz yani. Evet. O zaman bu aşamaların herhangi bir boyun içinde boy kurdu oluşabiliyor mu bu aşamaların herhangi bir kısmında? Evet Ali'ciğim, şimdi geçen söyleşide de belirtmiştim. Tüm bu aşamalarda, yani en genç aşamasından en yaşlı aşamasına kadar boylar hastalanabilir, onlarda bir kanser olgusu oluşabilir. Biz buna boy kurdu demiştik zaten. Dolayısıyla boy kurdu her aşamada, boysal süreçte ortaya çıkabilir ve boyun yok oluşuna yol açabilir. Halilciğim, şimdi biz yine yönetmenin bize verdiği süreyi gene açtık. Gene açtık. Bizim yönetmenimizin, ne olacak bu iş böyle?
Yani açlık da burada bütün bir yeni, yeni kavramdan bahsediyoruz. Evet. Her birisi birbirinden farklı. İşler işte. Bunun için uzuyor. Ne yapalım, nasıl yapalım yani? Abi bence burada biz bitirelim yani. Tamam bu söyleşi. O zaman bitirelim. Bu söyleşimizin de sonuna geldik dostlar. Bir dahaki söyleşide görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.